Sökül saçlarım, sökül, sökül belime dökül. Sökül saçlarım, sökül, sökül belime dökül. Yar aklıma gelende dağlar önümden çekil, dağlar önümden çekil. Limon kestim bulanık, yüreğim başı yanık. Limon kestim bulanık, yüreğim başı yanık. Öyle bir aşka düştüm, yar uyur ben uyanık. Yar uyur ben uyanık. Gidenin üçü güzel, ardında saati güzel. Gidenin üçü güzel, ardanın saati güzel. Saati başını yesin, yolda yürüyüşü güzel. Yolda yürüyüşü güzel. Giderem yolda yavaş, kondurama değdi daş. Giderem yolda yavaş, kondurama değdi daş. Nere koydun gidesen, kaytan bıyık kalem kaş. Kaytan bıyık kalem kaş. Bu dağın ardı indi, dert gelir tutar genci. Bu dağın ardı indi, dert gelir tutar genci. Güzeller sallandıkça çirkini tutar sancı. Çirkini tutar sancı. Güzeller sallandıkça çirkini tutar sancı. Çirkini tutar sancı. Bayburt Manşet ailesi olarak şu an Bayburt'un renkli simalarından İmdat Sancar ile birlikteyiz. Evet İmdat Bey, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle İmdat Sancar kimdir? Biraz tanıyabilir miyiz sizi? İmdat Sancar, Bayburt'un Çayırköprü köyünde doğdum. 1955 doğumluyum. Bayburt'ta şu an için ikame ediyorum. İstanbul'da kaldım. Gençliğimiz İstanbul'da geçti. Bayburt kültürüyle ait epey bir yeteneğimiz var. Türküleriyle, halk oyunlarıyla. Bu tür kültürümüze yani yardımcı olduk bu yaşa kadar. Bundan sonra da Allah büyüktür dedik. Bakalım bundan sonra da nasıl olur işte. İstanbul'da kaç yıl kaldınız? 20 yıla yakın kaldım. Neler yaptınız? İnşaat sektöründe kaldık. İnşaat sektöründe çalıştık. Müzik olan yerlere pek hevesliydim. Yani halk müziği olan yerlere. Şöyle ki ben müziği söylediğim zaman yani halk müziği söylediğim zaman İzzet Altın Meşe, İbrahim Tatlıses'in daha çıkmamıştı. Basmamıştılar. O zamanlar işte bir talih kuşu konmuştu başımıza. Tabii değerlendiremedi ki sınamaya gidiyordum. Sınamaya giderken Binalı Selman şuro dediğimiz müziği çalıyordu. Ben de sağa baktım, sola baktım. Yok. Allah Allah, nerede çalıyor bu dedim. Baktım süslü püslü insanlar Bodrum kata kadar gidiyorlar, yani Bodrum'a iniyorlar. Ben de onlarla gittim. Gittim tabii, orada iki genç sordular, davetiyeniz var mı? Ben de dedim ki yalan attı tabii. Kardeşimizin düğüne davetiyen mi gelelim? Demek kız tarafıydı onlar da. Ele düğüne girdik. Girdim tabii Binali Salmen'i tanıyordum. Çünkü zurnasıyla çok oynadık gençliğimizde. Selamlaştık Binali Selman'la, tanıştık. Tabii o an için sahnede bar oynayan yoktu. Halay oynuyordular. Müsaade istedik, bar oynadık.
Erzurumlu arkadaşlarının. Rakabet de gördü yani, beğendiler. Çiçek miçek yaptılar bize, yani tezahürat falan yaptılar. Ondan sonra bir bayan halk müziği söylüyordu. Dost bağının meyveleri erişti. Bu türküyü söylüyordu. Biraz da biz üçhaleli gittik yani. Beğenmedim kendi kendime sesini bayanın. O türküyü bitirdikten sonra ben Binali Selman'dan ciddi müsaade aldım. Dedim, Binali amca ben de söyleyebilir miyim? İşte bir uzun hava söyledim. Baba bugün dağda duman yeri var. Uzun havasını. Peşine bir kırık hava ekledim. Demek ki o düğün salonu sahibi anlıyor sesten. Tabii bizim nota ne yeteneğimiz yoktu o zaman. Bilgimiz dahilinde değildiler. Kara düzen söylüyorduk. O düğün salonunun sahibi bana dedi, 2 dakikanı alabilir miyim? Hay hay dedim. Gitti ki yazıhanesine. Dedi, haftada 2 gün burada çalışır mısın? Ben dedim, çalışırım. Zaten cumartesi düğün, pazar günü gideceğim. Ele söz verdik. Ele o iş yattı. İkinci bir talih kuşu daha kondu. Kurtköy'de, Pendik Kurtköy'de Vadi Gazinosu. Orada da bizim amcaoğlunun oğlunun düğünü vardı. Düğüne gitti ki orada da sahneye bir bayan çıktı. Akrabalardan bir tanesi dedi ki, bayandan müsaade aldı, 2 tane de amcaoğlu söylesin. Orada da söyledi. Bir sefer Vadi Gazinosu'nun sahibi burada çalışmamı istedi. Ona da söz verdik, ona da gitmedi. İşte gençliğimiz ele geçti. İstanbul'da 20 seneye yakın kaldık. Ondan sonra da işte Bayburt'a intikal ettik. 80'de Bayburt'a geldim. Ömrümüz böyle geçti. Peki İmdat Bey, İstanbul'da size gelen güzel tekliflere rağmen teklifleri reddettiniz. Reddettik. Sebebi nedir? Sebebi babam sinirli bir adamdı. Yani çok hakikaten bir sinirli insandı. Babamın başı önüne eğilmesin. İşte Mıhdat'ın oğlu İmdat gazinolarda türkü söylüyor. O günkünde iyi saymıyordular. Yani aile mensubumuz da tanınmış bir ailedir. İşte Mıhdat'ın çocuğu gazinoda sağda solda türkü söylüyor. İyi görünmüyordu o günlerde. Onun için ben de babamın başı yere eğilmesin hesabıyla devam etmedik. Peki Bayburt'ta nerelerde söylüyorsunuz şu an? Bayburt'ta işte kadın barları olan yerlerde, düğünlerde, davet edilen yerlere gittik. Kendisini. Şimdi daha gidemiyoruz, yaşlandık. 55 doğumluyum dedim ya, 66 yaşındayız. Daha ele yerlere gitme şansımız olmuyor. Şu an için işte Bayder. Her cuma akşamı orada sohbet ediyoruz. Orada acizane söylüyoruz. Artık beğenilirim, beğenmeyeyim, onda da haberimiz yok. Orada da eğlenceler oluyor. Kültürümüzü orada yansıtıyoruz yani. Tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar tabii. Mağrur olmak olmasın da Bayburt'ta ikinci bir imdat yok. Bu kadar türküsü olan Bayburt'a ait türkü ikinci bir imdat yok. Bilmiyorlar yani, çevre köylerimizde de düğünlere katılıyorduk. Bilmiyorlar. Bense bunun kaynağı nenem. Nenem 110 yaşında öldü. 79'da öldü. 110 yaşındaydı. Nenem iyi bir kaynaktı yani. Çok türkü biliyordu.
Birazın diye biraz da epeysini nenemden aldım. Biraz da ben kattım. Yani besteledik. Yalan yanlış diyelim. Böyle Bayburt türkülerini icra ettik. Bayburt halk oyunları. Bunlarda yeteneğim fazla. 63 tane barı var. Bir cingen barını bilmiyorum. Yani 62'sini oynarım. Cingen barını oynayamam. Görmedim çünkü. Nasıl oynanıyor? Görsem onu da oynardım. Bayburt barlarının da şu an için merkezde yahut da yarışmalarda 10 teneyi geçmez. 10 teneyi geçmez. Klişeleşmiş. Çal dediler işte müzikler aynı. Onlar oyunu çıkıyorlar. Tamam. Ya araştırın. Ne kadar barımız var. Hakikaten çok barımız var bizim. Çok, kültürümüz geniş yani. Diğer illere göre sayısal olarak bizim halk oyunları fazla. İşte atıyorum. Oynanmıyor şu an için. Ters ayak oynanmıyor. Bir bölük gazlar oynanmıyor. Efendime söyleyeyim. Aşırma oynanmıyor. Çayır barı oynanmıyor. Rum tiki oynanmıyor. Sürütme oynanmıyor. Kotan barı oynanmıyor. Orak barı oynanmıyor. Aklıma şu an için gelmeyenler çok. Diyelim. Bu barlarımız hiç oynamıyor. Görmemiş. Yani gençler oynar da öğretici yok. Ne kadar olsa biz köyde ikamet ettiğimiz için şehire gelmemiz biraz güç oluyor. Gelip burada da öğretemiyorsun. Öğrettiklerimizi de halk eğitimde bir ara öğrettim ben. Öğretiyorsun, bir ay sonra seyretmeye gidiyorsun. Dalını budağını hep kırmışlar. Sonra esnetilik yok barlarımızda. Oynananlar hiç esnetilik yok. Zincire bağlı gibi çocuklar. Kalıplaşmış. Esneklik yok. Yani karşıda seriden diyor ki bu nerenin ekibi? Diyorsun Bayburt'un. Yok canım. Bu ekip Bayburt'un olamaz. Yani adam çünkü gözüne, şevkine vurmuyor. Eski barları yani otantik barları şevki olmuyor. Onun için oradan müzdaribim yani ben şahsım. İşte bugün sarhoş barı diye bize yutturuyorlar. Aslında kabak barı. Çünkü türküsü var. Türküsü olduğu için bar çalınamıyor. Barı çalıp, bir ile de çalıp veremiyorsun. Bir il de çalamıyor. Başka il yani senin kültürün çalamıyor. Çünkü türküsü var. Türküsü olduğu için çalma şansı yok. İşte gördük, izliyoruz folklorcuları, halk oyunlarını. Belediyenin önünde oynuyorlar, koş bileziği elden oynuyorlar. Ya koş bileziği muzdan oynanır. Yani kollar umuzda olur. Bunlar elden oynuyorlar. Yok, şevkini kırmışlar. Yani lezzeti kaçmış. İşte kabak barını dedi ki niye böyle yaptınız? Ya işte sarhoş barı. Biz öyle öğrendik. Ula kardeşim bunun türküsü var. Kabak ehtim kol attı, dibinde yılan yattı. Gavururumun kızı yine beni oynattı. İmdat Bey, sizden kabak barı türküsünü söylemenizi rica etsek. Size söyler misiniz? Uygundur, uygundur. Söyleyelim. Kabak ehtim kol attı, dibinde yılan yattı. Gavururumun kızı gene beni oynattı. Çektim kından piçağı, vurdum beyaz kabağa.
Yar dedi ben dinledim, gene kaldık sabaha. Kabak kabak bal kabak, doğradım da bak da bak. Dediler yarın gelin, seyittim yalın ayak. Dediler yarın gelir, seyittim yalın ayak. Evet İmdat Bey, ağzınıza yüreğinize sağlık. Bize Bayburt türküleri hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Bayburt türküleri, yani Bayburt'a ait. Çünkü köylerin ismi de geçiyor Bayburt'un. İşte Baksı, eski ismiyle Zaksık, Varzahan, bunların üzerlerine türkü var. Hatta Aydın Tepe'ye bağlı köylerin kızlarına yazılmış türkü var. Söylüyoruz. Çok türkü var yani Bayburt'a ait. Da bir ikinci kişi bilmiyor. Marullamayayım da yani bilen yok bu kadar türkü. Biz de tabi bunun kaynağı nenemdi. Nenemden aldım. Biraz da biz söyledik. Geliştirdik yani söyledik. Böyle gitti. Nenenizle aranızdaki bağ nasıldı? Ben şöyle böyle başka yere yatağım serilirdi. Ben nenemin koynuna girerdim. Nenem çünkü türkü söylerdi, ninni söylerdi, hikaye söylerdi. Şöyle de olurdu. Diye ki evlerimizin toprak ev. Baca vardır üstte. O bazadan ay ışığı vururdu eve. Nenem beni seslerdi. Kalk. Kalkardık. Nenem türküyü söylerdi, bana verirdi. Çevirmeli türkü. Nenemle oynardık. Babam işte üstten aşağı inerdi odadan. Ya anne 70'den işte 80-90 yaşa gecenin ikisi ne yapıyorsun sen? Konuşma derdi. Oğlan gider kız düğününe de kızlara mahcup olmasın torunum derdi. Babam dedi ne edersiz edin. Babam çıkardı yatağını, biz nenemle devam ederdik türkülere. Peki İmdat Bey, kaç tane Bayburt türküsü biliyorsunuz? Valla şimdi şu kadar biliyorum desem yalan olur. Çok var. Yani Çuvalı'nın türkü var, ben ne bileyim. Yani sadece 54 tane TRT'ye verdim. Vali Bey'imizin de malumeti içerisinde. 54 tane hiç bilinmeyen Bayburt'a ait türküyü 54 tane TRT'ye verdim. Hatta Bayder Başkanımız Fatih Dündar internetine aldı, bazı yerlerini düzenleyecek. 70-80 tane de aldı. Yani şu an için bilgisayarında. Bunları düzenleyecek. Artık hoşuna gider gitmez. Kırgı tökücü var, sonları da ayırır. Bizim çünkü müzik konusunda söyleme şeyimiz var da notasından neyinden bilgimiz yok. Notasında noksanlık olabilir. Kafiyeler tutmayabilir. Bunlarda şimdi noksanlık vardır. Ama bazen söylüyoruz işte derneğimizde, Bayder'de. Beğeniyorlar işte Bayburt türküsü olduğu için. Artık öğrencilerimiz de beğeneyim mi beğenmeyeyim ondan da haberimiz yoktur. Anladığım kadarıyla türkü söylemeyi çok seviyorsunuz. Biz de sizin türkü söylemenizi çok beğeniyoruz. Rica etsek bize Bayburt'un bilinmeyen bir türküsünü de söyleyebilir misiniz? Söylerim. Hiç bilinmeyen türküsünü söyleyelim. Evini kışladı, kar yağmaya başladı. Birer karı çocuklar evlenmeye başladı.
Ah öyle yârim öyle, gül dibini her geyle. İki kızdan ne olur, gel birini terk eyle. İki kızdan ne olur, gel birini terk eyle. Çamı çama çatarlar, çama kurşun atarlar. İki gelin bir görüm, kime çalım satarlar. İki gelin bir görüm, kime çalım satarlar. Ah öyle yârim öyle, gül dibini her geyle. İki yardan ne olur, gel birini terk eyle. Kısa tuttuk biraz. Yüreğinize sağlık, uzun da tutabilirdiniz. Biz dinlemeyi çok sevdik size. Sökül saçlarım sökül, sökül belime dökül. Sökül saçlarım sökül, sökül belime dökül. Yaraklıma gelende dağlar önümden çekil, dağlar önümden çekil. Limon kestim bulanık, yüreğim başı yanık. Limon kestim.